Döndük içeriye. Habertürk gündemde. Biraz önce konuklarımı tanıttıktan sonra anlattığım başlıkları tartışmaya başlıyoruz. Önce Profesör Doktor Mehmet Özkan'la, Mehmet Hocam'la başlayacağım. Hocam tabii İsrail'in İran'a yönelik cevabını önce konuşacağız. Bu bir cevap mıdır, değil midir? Yoksa İran'ın saldırısının ardından İsrail'de hani biraz ortamı soğutmak için böyle kontrollü bir cevap mı verdi? Nasıl görüyorsunuz, ne oldu orada? Şöyle baktığımız zaman aslında tam Amerikan seçimlerine zaten 6-7 gün kaldı, 8 gün kaldı. Seçim öncesinde İsrail biraz dengeli bir cevap verdiğini görüyoruz. Çünkü en temel mesele şuydu. İsrail İran'a saldırırken herhangi bir nükleer mekana mı saldıracak yoksa bir petrol rafineri mi saldıracak? Temel mesele buydu. Baktığımız zaman yapılan saldırıda aslında savunma sistemine bir müdahale var ama doğrudan ne petrol rafinesine ne de bir şekilde bir nükleer siteye saldırı yok. Her ne kadar işte bir petrokimya merkezine saldırı olsa da. Dolayısıyla bir dengeli bir saldırı olarak görüyorum. Biraz daha tonu düşük bir saldırı. Hatta İsrail'de bile çoğu bu saldırının yeteri kadar iyi olmadığını, ileri gitmesi gerektiğini iddia eden bir sürü milletvekili ve İsrail kamuoyunda da bu tür tepkiler var. Tabi bunda bir diğer konu da şu. Çünkü seçim öncesi eğer İsrail tansiyonu daha da artırırsa bu başka bir boyuta gidebilir. Çünkü İran'da bir nevi bir şekilde cevap veriyor, artık geri kalmıyor. Onun için çok daha kontrollü bir saldırını düşünüyorum. Artı ikinci bir nokta, bir taraftan İsrail bunu saldırdı ama bence bu saldırı biraz uluslararası basının tüketimine yönelik bir saldırı. Asıl İsrail hala faaliyetlerini, özellikle işgal faaliyetlerini hem Gazze'de hem de Güney Lübnan'da devam ettiriyor. Mesela bugün bile işte Sidon'da 8 kişi hayatını kaybetti, 25'ten fazla yaralı var. Bugün işte Gazze'nin kuzeyinde bir hastanede bir sürü sağlık çalışanını gözaltına aldı vesaire. Dolayısıyla asıl yapmak istedikleri biraz Lübnan'ın güneyinde ve Gazze bölgesinde, Gazze'de. Dolayısıyla biraz İsrail'in İran'a yaptığı saldırıyı biraz uluslararası basının tüketimine verilmiş, kontrollü, dengeli bir saldırı olarak görüyorum. Bir taraftan da çünkü Amerika tarafında bir baskı vardı. Özellikle Biden tarafından çok fazla ileri gitmemesi, işte petrol sahalarına durulmaması. Çünkü bu olursa bir şekilde küresel anlamda başka bir şey konuşulabilirdi. Enerji vesaire anlamında, etkiler anlamında. Dolayısıyla kontrollü, dengeli ama bir taraftan da kendi açısından hedefine ulaştığını tırnak için siyaseten ilan eden bir saldırı diyebilirim. Ama en nihayetine baktığımız zaman biraz makyajvari bir saldırı olduğunu söylemek mümkün. Peki yarın ne olacak İsrail açısından? Ne yapacaklar? Şimdi şöyle, yani eğer İran, şimdi İran'a baktığımız zaman İran açıklamalarına İran bir cevap vereceğini söylüyor. Hatta Birleşmiş Milletler muhtemelen pazartesi toplanacak, bir tepki olacak. Ama ben İran'ın da çok fazla ileri gideceğini düşünmüyorum. Çünkü İran'ın saldırısı sonrası İsrail'in çok daha büyük bir saldırısı bekleniyordu. Şu an ton düşmüş durumda. Muhtemelen İran'da daha kontrollü bir saldırı yapacaktır diye düşünüyorum. Eğer İsrail tarafından bir provokasyon olmazsa, yani bir şekilde ya da İsrail bir şekilde Gazze'de ve Güney Sudan, Güney Lübnan'da sıkışmazsa bunu çok ileri götüreceğini düşünmüyorum. Yani biraz tansiyon düşüyor çünkü herkes malum 5 Kasım'daki Amerikan seçimlerini bekliyor. Kimin geleceğine göre pozisyon alacaklar. Harris kazanırsa belki farklı bir pozisyon alacaklar. Trump kazanırsa farklı bir pozisyon alacaklar. Dolayısıyla artık bir nevi herkes bölgedeki tansiyon bile artık genel gidişatını Amerikan seçimlerine daha yakından kilitlemiş durumda diyebiliriz. O zaman İran'ın İsrail'e yönelik olarak gerçekleştirdiği füzeli saldırı İsrail'i biraz dizginledi diyebilir misiniz? Şöyle dizginledi demek belki, yani şöyle belki farklılaştırabilir ama şu, İran gücünü gösterdi İsrail'e yönelik. Neler yapabileceğini, potansiyelini gösterdi bir nevi. Buna karşı İsrail hala potansiyelini göstermedi belki. Ama İsrail şunun farkında. İsrail özellikle Kasım Süleyman'ın ölümünden sonra, özellikle Kasım Süleyman'ın İran içindeki kurduğu ve İran'ın proksilerindeki, vekaletlerindeki, Hizbullah vesaire kurduğu güvenlik sistemini dağıtmış durumda. Biz bunu gördük işte. Yani Nasrallah'ın öldürülmesinden konuşma telefonlarına vesaire birçok patlamalara kadar. Aslında İsrail İran'ın şeyin kurduğu, Kasım Süleyman'ın kurduğu güvenlik sistemini çökertmiş durumda. Büyük oranda bence İsrail'i tatmin eden mesele bu. Yani Hizbullah'ı daha zayıflatmış durumda görecel olarak. İran'ın belki nelere, işte İsmail Haniye İran'ın göbeğinde, Tahran'da vuruldu. Bunlar ciddi şekilde İran içerisinde bir travma, yani bir güvenlik krizine yol açmış durumda. O güvenliğin tekrar toparlanması gerekiyor. Bence biraz İsrail o anlamda kendince gerçek kazançları burada olduğunu düşünerek biraz da Amerika'nın da baskısıyla çok fazla ileri gitmedi. Çünkü asıl amacı İran değil bence İsrail'in. Asıl amacı en temelde Lübnan'ın güneyi ve Gazze meselesi. Dolayısıyla biraz o tarafa doğru yoğunlaşmış durumda diyebiliriz. Peki.